Herkese merhaba. İstanbul Hepimizin girişimin tarafından hazırlanıp sunulan Şehir Hepimizin programındasınız. Ben Abdullah Edik. Bugün Işıl Kasapoğlu ile birlikte önümüzdeki hafta başlayacak olan 26. İstanbul Tiyatro Festivali üzerine konuşacağız. Öncelikle Işıl Bey çok teşekkür ederiz bugün bizimle birliktesiniz. Rica ederim. Buyuruz. Bu yıl İstanbul Tiyatro Festivali pandeminin ardından oldukça coşkulu bir şekilde birçok yerli ve uluslararası yapımı içerisine alacak şekilde gündeme geliyor ve oldukça kıymetli oyunların ve oldukça kıymetli kişilerin olduğu bir kürasyon benim karşımıza çıkıyor. Tiyatronun bu seneki aslında sloganı da tiyatro yerli yerinde. Bizim için de çok anlamlı, birçok şeyi içerisinde barındıran bir ifade bu. Işıl Bey, ilk olarak ben birazcık festivalin bu seneki özelliğinden ve getirdiği yeni soluktan bahsederek giriş yapmak istiyorum. İstanbul Tiyatro Festivali bu yıl itibariyle artık 2 yılda bir şekilde olacak düzeyde bir küratörlük sistemine geçiş yaptı. Bu şekilde de bir seçilen kişinin kürasyonunu, seçtiği oyunları sahnelerde görebileceğiz. İlk olarak da bu projeye sizin gibi önemli bir isimle başladılar. Çünkü sizin gerek sanat yönetmenliğin, gerek yönettiğiniz, gerek de bir oyuncu olarak parçası olduğunuz projeler, oyunlar Türk tiyatro tarihi açısından oldukça önemli yapımlar. Bu anlamda sizin kürasyonunu görecek olmak da bizim için oldukça heyecan verici bir durum. Siz ilk olarak nasıl bir kürasyon yaptınız ve bu küratörlük sistemi bu yıl çerçevesinde nasıl çalıştı? Bundan başlayalım isterseniz. Teşekkür ederim. Şimdi genel anlamda bütün dünya festivallerinde bu tür küratörler var ve kullanılıyor. Gerek 2 yıl, bazen 3 yıl olmak üzere ard ardına. Bu yılda İKSV böyle bir şey düşünmüş, İstanbul Kültür Sanat Vakfı, ve ilk teklifi bana getirdiklerinde önce bir doğal olarak korktum, ne oluyor, nasıl, ne yaparım diye. Fakat sonradan da aklıma şöyle şeyler geldi ve onu seviyorum aslında. Yani genel anlamda kendi kendime şeyi sordum. Festivaller niye varlardır? Ne getirirler, ne götürürler? Niçin var olmalıdırlar? Elbette birçok insanı bir araya toplayıp birlikte bir sanat gösterisi izlemek festivallerin başlıca amaçlarından bir tanesi. Ama asıl bence festivallerin görevi, festival başlandığından itibaren ve sonunda bittikten sonra ne yarattı? Yani geride ne bıraktı? Yeni oyuncular doğurdu mu, yeni aktörler, yeni gruplar, kumpanyalar doğurdu mu, yeni bir takım formlar, biçemler doğurdu mu? Yani oradaki tiyatroya ne katkısı oldu? Bir, yani ülke tiyatrosuna. İki, festivaller sadece ülkelere ait değil, bütün dünyaya ait. Yani burada İstanbul'da yapılan bir festival bütün dünyada aslında izleniyor ve takip ediliyor. Bugün yurt dışında dolaştığınız zaman ister istemez İstanbul festivallerinden, oradan yola çıkarak da İstanbul'dan söz ediliyor. Yani bugün İstanbul'dan söz edildiği zaman caz festivalinden, film festivalinden, danstan, tiyatrodan, hepsinden birden, Bienal'den, hepsinden birden söz ediliyor. Bu da İstanbul'un tanıtılması anlamında çok önemli. Ben baktığımda kendi kendime küratörlükte ne yapacağım, niye kabul edeyim bunu da, yani ne ekleyebilirim artı bugüne kadar yapılan, arkadaşlarımın bugüne kadar yaptıkları güzel işlerin üstüne ne yapabilirim ki daha bir adım atmış olabiliriz ve ondan sonraki yıllar bu adımları geliştirebiliriz diye. O yüzden içinde yaşadığımız toplumdan ne kadar etkilendiysem, yıllardır biriktirdiğim kafamda ya bu şu sırada yapılmalı, bu oyun mutlaka bu dönem yapılmalı ya da şundan söz eden bir oyun bu dönem mutlaka yapılmalı. Yani yaşamda seyirciyle ancak böyle yan yana yürüyebiliriz. Ancak böyle birlikte olabiliriz diye düşündüğüm 20-25 tane şey vardı, fikir vardı. Bunları Türkiye'deki meslektaşlarımla paylaşmaya başladım. İşte Ali Poyrazoğlu'yla, Okan'la, Zülfü Livaneli'yle, kim önümdeki, etrafımda tanıdığım saygıdeğer birçok meslektaşımla
şeyleri paylaşmaya başladım. Düşüncelerimi paylaşmaya başladım ve çoğuyla da birlikte yürümeye karar verdik. Yani bugün bir taraftan o Okan'la karşılaştığımda üçüncü Richard'ı Okan'ın yapması, işte diğer yandan Türkiye'de hiç sinema dışında bir şey yapmamış olan iki tane yönetmen ama işte son Bergen filmini yapmışlar. Kibarlık Budalası festivalimizin açılış oyunu olacak. Caner ve Mehmet'e teklif ettiğimde bir tane Molière yapar mısınız diye çok seviştik karşılıklı ve onlar bir Molière ortaya çıkardılar Kibarlık Budalası'nı. İşte Zülfü Livaneli o sırada bir kitap yazıyormuş. Dedim bunu, bu oyunu ne olur festival için yapalım. O da çok sevinerek kabul etti ve festivalde hem oyun ilk defa Zülfü'nün oyunu oynanacak, hem de Zülfü Livaneli'nin oyunu oynanacak, hem de yeni bir deney onun için. İnşallah gelecek senelerde de onu provoke eder de yeni bir takım şeyler yazmaya devam eder. Diğer taraftan bir çok büyük bir isteğim vardı. Festivaller gene ne işe yarar diye sordum da bir takım şeylerin açılmasına da yardım etmeli. Ses Tiyatrosu, Ferhan'ın Şansın Tiyatrosu ve Kenter Tiyatrosu'nun açılışları yapılabilirdi. Kenter'i yapamadık çünkü belediye henüz uğraşıyor Büyükşehir Belediyesi yapımıyla ilgili. O yüzden kapılarını açamıyoruz festivalde ama Ses Tiyatrosu Ferhan'ın, yani Büyük Ferhan'ın bence ilk oyunu Şahları da Vururlar'la açılacak. Bütün yıl onu çalışıyorlar ve hem Ses Tiyatrosu açılmış olacak hem de Ferhan Şensoy'un oyununu Şahları da Vururlar'ı seyretmiş olacağız. Bunlar varken bir yandan işte oradan oraya biraz rüzgar. Çünkü bir yandan şeyin Molière'in 400. yıl dönümüydü. Bunun için çok güzel bir tarih filmimiz var. İstanbul Belediyeşehir Tiyatrosu'nun Yiğit Sertdemir'in yaptığı. Bir yandan işte Kibarlık Budalası demin söylediğim gibi. Ama bir yandan da perdede Komedi Fransız'dan gelen 3 ayrı Fransızca altyazılı elbette Molière oyununun filmini izleme gibi bir şansımız olacak. Diğer yandan Ali Poyrazoğlu Habanera makamı diye çok hoş bir yön yapıyor. Hem Süreyya'da hem Cemal Reşit Rey'de. Bir yandan valla yıllardır cebimde şeyle dolaşıyordum, İlyada'yla dolaşıyordum. Çünkü Alessandra Baricco İlyada'yı almış Homer'den bir takım şeylerini çıkartarak, bir takım zor isimleri ve zor şeyleri çıkartarak mükemmel hepimizin anlayabileceği bir destan haline sokmuş. Bunu da Selçuk Yöntem ile karşılıklı epey bir didişip konuştuk. O da Ece Dağıstanlı'yla birlikte, Fazıl Say'ın eseriyle birlikte bunları birleştirdi. Ve bir İlyada gösterimiz oldu. O da bu festival için yapılmış, böyle oyunlar da var. Yani sadece festivalde oynayıp orada bitecek, bir daha göremeyeceğiz. O yüzden önemli oyunlar var. Birer kere yapılmış. Fakat bütün bunların gelecek yıllarda daha üstüne nasıl gidebiliriz diye düşünmemiz lazım. O da ayrı bir heyecan, ayrı bir challenge olarak önümde duruyor. Tabii bir yandan Molière Pasolini diye düşünürken Aydın Taner'i düşünmemek imkansızdı. Türk klasiği dendiği zaman onu da Eskişehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda rica ettik. Onlar yapıyorlar Aydın ve üstüne bir Yaşasın Demokrasi diye bir oyun. O Eskişehir varsa, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu varsa Kıbrıs'ta olmalı. Kıbrıs'tan da Lefkoşe Tiyatrosu kapalı diye bir oyunla sahne alacak burada festival boyunca. O da Maraş meselelerini
anlatıyor. Türk oyunları başka, yani yerli yapım olarak başka saymadığım oyun var mı diye bakıyorum. Şeyden söz ettim. Üçüncü Richard'dan söz ettim. Okan'ın yaptığı. Var tabii. Yani bir tane daha üçüncü Richard'ımız var. Tek kişilik. Onu da Mehmet Birki'ye sahneledi. O da Hakan Gerçek oynuyor. O da tek kişilik. Başka bir Richard. Böyle karşılaşmalar da hoşuma gidiyor açıkçası. Onun dışında Nuh'un Gemisini Aramak diye bir ortak yapım projemiz var Enka Sanat'ta. Bir Tatlı Kaşığı Çamur diye var. Bir tane Medea'mız var. Emre Koyuncuoğlu yapıyor. Bir de bitiriş oyunumuz var. Bunlar yerli yapımlar hepsi. Bitiriş oyunumuzda Semaver Kumpanya yapacak. O da bir yeni bir challenge. İnşallah gelecek yıllar onun benzerini ya da daha büyüklerini yapmayı beceririz. Çünkü 12 saatlik neredeyse bir serüven o. Sabah Süreyya Tiyatrosu'nda, Süreyya'da başlayacak Kadıköy'de. Birlikte bir yolculuk yapılacak. Daha sonra vapurla devam edecek yolculuk. Bunların dolu içi teatral olarak. Oradan İmeçe'ye gidilecek. İmeçe'de bir gösteri. Oradan Kanyon'a geçilecek. Kanyon'da bir gösteri. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu bir gösteri. İKSV bir gösteri. Yani tüm günü alacak bir gösteri. Akşam herkes bir araya gelecek. Bu da bugüne kadar bütün Semaver'le birlikte, onunla birlikte beslenmiş, birlikte yaşamış çeşitli müzik ve dans gruplarını da projenin içine katacak. Yani 6 saatlik bir Hamlet oyununu sahneye koymuş birinden herhalde böyle bir şey de hem çok iddialı hem de çok anlamlı olur. Bence bu çok kıymetli olmuş. Evet, güzel projeler oldu ama bunların hepsi birer challenge açıkçası. Yani bir de ben sadece bunların yani en başında konuşurken varım. Ondan sonra böyle prensip olarak hiçbir oyunu kendim yapmadım bu sene. Belki önümüzdeki yıllarda yaparım ama bu sene bu festivale hiçbir oyun yapmadığım bir oyun oldu. Onun dışında yabancı oyunlarımız var elbette ama yabancı oyunlarda doğal olarak zorluklar çekiyoruz. Çünkü herhangi bir maliyet, Fransa'da, İtalya'da, şurada, burada aldığımız herhangi bir maliyet buraya gelince kadar o kadar büyüyor ki zorlanıyoruz. Buna rağmen müthiş 6 tane oyunumuz var yabancı oyun. Bir tanesi Akram Kan topluluğu geliyor ki Orman Kitabı'yla koca büyük bir şey gösteri zorlu sahnede olacak ve dünyada şu sırada çok sevilen, çok istenen, tanınmış bir oyun. Burada da karşılığını, seyircisini bulacaktır diye düşünüyorum. Diğer taraftan Pasolini'nin gene 100. yılı Pasolini ile ilgili çok güzel bir oyun geliyor. Ne var? Juliet ve Romeo var. Pasolini oydu. Juliet ve Romeo var. Gene İtalya'dan geliyor. Lascaridis var. Titanlar. Neydi? Evet. Titanlar geliyor. Ödipides, Lascaridis. Lascaridis'i önümüzdeki yıllarda çok iyi tanıyacağız ve galiba festival sürekli isteklilerinden bir tanesi olacak. O da büyük seyirciyle karşılaşmayı bekliyor. Elbette bütün bunları yaparken çocuk oyunları ile olmalıydı. Ben gittim her yerde çocuk oyunlarını savunuyorum. İki tane de çocuk oyunumuz var. Daha fazla da olabilirdi. Bir tanesi Toyo. Sözsüz olduğu için herkesin anlayabileceği, büyük küçük herkesin anlayabileceği, öbür taraftan Yaşam diye inanılmaz mucizevi bir başka kutlu oyunu var. Parmaklarla, ellerle yapılan bir gösteri. Bunları ne yazık ki birer kere seyredebileceğiz. İkişer kere, keşke daha fazla seyredebilseydik. Ama kısıtlı
bir zaman çerçevesi içinde. Dediğiniz gibi bütün bu şeyden sonra pandemidir, şudur, budur, sonra böyle kısa bir dönemde toparlamak epey yorucu lafını sevmiyorum. Yorucu değil, zevkli oldu. Peki, öyle diyeyim. Kesinlikle, yani bu anlamda zaten hem ekonomik bütçe meselesi, hem pandemi sonrası ulaşımda, ekonomide, sağlık sistemindeki problemler bu festivalde ister istemez yansıyor bir şekilde. Ben mesela geçtiğimiz hafta Tiflis'te bir uluslararası showcase vardı, oraya gitmiştim. Orada mesela benim özellikle hem Gürcü tiyatrosundan gördüğüm oyunlar çok kıymetliydi. Hem de yine hem Avrupa'dan, hem Rusya'dan, Hindistan'dan gelen oyunları görme fırsatı bulmuştum ve bu tür festivallere sanırım benim için de, yerli izleyici için de en önemli yanı, bir de sundukları ve normal şartlarda ulaşması zor olacak olan bu tür bantlı uluslararası yapımlar. Bu anlamda bizim festivalimizde de işte Fransa'dan, İngiltere'den, İspanya, İtalya ve Yunanistan'dan gelen 6 yapım hem sahnede, 3 tanesi de perdede bizimle buluşacak. Mesela bu tür uluslararası oyunları yerli izleyiciyle buluştururken sizin aklınızda ne tür sorunlar veya sorular oluyor? Mesela neden özellikle bu oyunları seçiyorsunuz? Bu bir ülkenin sosyal yapısıyla mı alakalıdır, yoksa sizin tamamen tiyatro eğilimlerinizle mi alakalıdır? Bu tür kararlar verirken göz önünde bulundurduğunuz temel nokta ne oluyor Işıl Bey? Şimdi ister istemez tiyatro eğilimleri diye bir cümle geçtiği zaman oradan kaynaklanıyor. Ama o tiyatro eğilimleri de ne kültür birikimim varsa ona göre bir eğilimim var doğal olarak. O yüzden biraz beni yansıtıyor ister istemez. Yani ne biliyorsam ya da ne öğrendiysem yaşamdan ya da beni o gün ne rahatsız ediyorsa onu diyelim, onun karşılığı oluyor birçok şey. Durduk yerden çıkmıyor. Yani iki şekilde de bakabiliriz bu tür festivallere. Bir tanesi ticari olarak bakabiliriz. Yani ticari olarak gerçekten bir takım oyunlar getirip çok seyirciye başvurup çok reklam alıp çok para kazanmak gibi bir şey. Bir diğer görüş açısı da bir takım meseleleriniz vardır. Bunları anlatmak, paylaşmak istiyorsunuzdur. Onun etrafında toplarsınız yapacağınız işleri, göstermek istediğiniz işleri. Benimki biraz ikinci tarafta. Birinci tarafı kötülediğimden değil. Ticari tiyatroya asla karşı değilim. Ama öbür tarafta daha kamusal bakıyorum. Daha dünyaya yararlı olabilecek bir takım şeyler diye bakıyorum. Ama dediğiniz gibi yani önce mesele bu bütün bu yapılanları seyirciyle buluşturabilme becerisi. Yani onu seyirciyle buluşturamadığımız sürece zaten ticari de yapsanız, kamusal da yapsanız pek bir işe yaramıyor ama bu ayrımı önemsiyorum. Yani ticari tiyatroyla kamusal tiyatronun yani bir şeyler anlatmaya çabalayan bir tiyatroyla hoşça vakit geçirmeye çalışan tiyatronun ayrı şeyler olduğunu ama ikisinin de çok saygıdeğer olduğunu söylüyorum. Tabii tam da bu noktada aslında bunların kesişim kümesi önemli. Çünkü ticari bir işte yaptığınız, entelektüel bir belirli mesele etrafında bir işte yaptığınız sonuçta her şey İndirici ulaşırsa bir karşılık bulabilecek, elbette, bir anlam bulunacak bir şey. Bu anlamda işte yani festivalin de bir de sunduğu bu perspektif bence çok kıymetli. Ki zaten bu festivalden bahsederken de hem yerelden evrensele hem de evrenselden yerele olan o iletişim de bence çok kıymetli bir yerde duruyor. Zaten bu festivalin de zaten kapağında yer alan ana slogan tiyatro yerli yerinde. Yani bu, evet, çok güzel bence. Hem bu pandemi sonrası bunu görmek hem de o canlılık içerisinde böyle bir vurguyla giriş yapmak bence çok kıymetli. Peki bu sloganın bir hikayesi var mı? Neden özellikle tiyatro yerli yerinde vurgusu yapmak istediniz? Valla çok özel bir şey yok ama benim çok sevdiğim bir slogan. Her anlamda yerli yerinde. Bir tanesi tiyatro artık kayboluyor, tiyatro artık işe yaramıyor falan diye bir söylem var dünyada. Yani çünkü bir taraftan filmler çıktı, sinema çıktı, video, metaverse çıktı, şimdi herkes yattığı yerden ama bütün bu sanat dalları sinemayla, videoyla yatak odanıza kadar giriyor. Yani yatak odanızda önünüzde bilgisayarını koyduğunuz zaman her şeye ulaşabiliyorsunuz. Oysa tiyatro daha birlikte yapılan
yapılması gereken bir şey ya da yapılan bir şey. Yani tiyatroda tiyatroyu seyretmek için aktörlerle aynı yerde bulunmak gerekiyor. Aynı havayı solumak gerekiyor. Ve her gün değişebilir tiyatro. Film pelikülün üstüne konduğu andan itibaren hep aynıdır. 100 yılda geçse aynı film geçer ama tiyatro her geçen gün başka türlü oynanır. O gün havanın güzel olup kötü olması bile ya da aktörün nasıl bir öğleden sonra geçirilmesi bile akşamki gösteri sırasındaki oyuna tesir eder. Buna bazı arkadaşlarım karşı çıkabilir ama bu benim düşüncem. Yani her gün tiyatro ayrı bir şeydir. O yüzden tiyatro yerli yerindedir. Yani yüzyıllar geçse de. Öteki diğer anlamda tiyatro yerli yerinde. Yani insanlar bugün bir takım gösterileri yasaklıyorlar, yasaklanıyor konserler ya da bir takım bir şeyler anlatmak isteyen tiyatrolar, oyunlar yasaklanıyor. Halbuki şunu görmüyorlar ki gerçek hayat fiksiyondan her zaman daha ağır, daha korkunç, da yasaklanacak şey aslında gerçek hayat yani. Bizim bu yaptığımız mümkün olmuyor zaten. Değil, evet. Yani zaten bu tür tartışmaları hep belirli dönemlerde, hep belirli konular etrafında olur. İşte şiir öldü mü çünkü yerini roman aldı. Tiyatro öldü mü yerini sinema aldı. Sinema öldü mü çünkü yerini artık televizyon aldı. Ama aslında sizin de vurguladığınız gibi her şey yerli yerinde ve olduğu gibi devam ediyor. Aynen öyle. Her şey yerli yerinde olduğu gibi devam ediyor. Savaşılacak olan bizler değiliz. Savaşılacak olan gerçek hayat. Kesinlikle. Peki korkularımız. Kesinlikle. Peki şu konuya da gelmek istiyorum Işıl Bey hakkında. Bu sene 26. İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülü 60. sanat yılını kutlayan Ali Poyrazoğlu'na verildi. Evet. Ali Bey'in Türk tiyatro tarihi diyeceğim. Çünkü yani 60 yıl çok uzun bir süreyi kaplıyor ve hani birçok farklı kuşağı, birçok farklı ekolü, birçok farklı efsaneyi aslında Ali Bey zaten kendisi de bir efsane olarak gördü, onlarla birlikte vakit geçirebildi, oyunlar planlayabildi. Bu anlamda bizim için de çok kıymetli bir isim kendisi. Bu ödülün Ali Bey'e verilmesini ve Ali Bey'in Türk tiyatro tarihindeki yeri üzerine sizden, özellikle Işıl Katapoğlu'ndan da birkaç cümle duymayı çok isterim. Yani benim için en önemli aktörlerimizden bir tanesi. Önemli olan tiyatro, Türk tiyatrosunu var eden aktörler. Yani Ali ile ilk konuştuğumuzda hatta işin anekdotu da var. İlk ben teklif ettiğimde bir Molière oynamasını teklif ettim. Yani gel festivalde lütfen bir tane Molière oyna bize. Önce şaşırdı etti, sevindi. Daha sonra Abanera'ya döndü proje. Carmen'lerden geçtik, oradan geçtik. Abanera'ya kadar geldik. Elbette yani bu insanlar Türk tiyatrosunu oluşturan, Türk tiyatrosunun var olmasını sağlayan insanlar. Yani yeteri kadar bence önem vermedik. Nejat Bey de vardı. Nejat Uygur da böyle bir isimdi ve çok önemli bir isimdi Türkiye'de. İşte Ali Poyrazoğlu var, Genco var. Bunlar bizim bir üst jenerasyonumuz. Genco'lar ve şey, Ali'den bahsetmiyorum. Bunlar çok önemli isimler. Yani bunları kaçıramayız, kaçırmamalıyız. Yanından geçirmemeliyiz meselelerin. Onlar da içinde ve 60 yıl az değil yani Yıldız Hanım da öyleydi, Genco öyle, bu insanlar Türk tiyatrosu. Ferhan Bey öyleydi aynı şekilde. Ferhan aynı yani bu insanlar bizi biz yapan insanlar. O anlamda çok önemli elbette. Yani ben çok seviniyorum Ali'nin festivalimizde yer aldığını, Ali Poyrazoğlu'nun ve işte hem onur ödülü hem de 60. yılını kutlaması Türk tiyatrosu için önemli ama şimdiki challenge'ım, iddiam ya da kafamdaki şey bundan sonra bu tür yapıtlarımızı bizim başka festivallerde başka türlü gösterebilmemiz. Yani bence bu festivalde yapılan 2-3 oyun yurt dışında 3-5 festivale gidebilecek gibi şimdiden gözüküyor ama hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz ne çıkacak sonunda ama 2-3 tane yapım var ki yerli yapım. Biraz daha böyle uğraşılırsa önümüzde daha bir ay var.
sonunda bence yurt dışındaki festivallerde işte İstanbul Festivali'nin yarattığı bir oyun buraya geliyor denmesini çok isterim. Ki inşallah öyle bir şey, inşallah maşallah da istemiyorum öyle lafları da, yani beceririz burada yaptığımız oyunları artık yurt dışında göstermeye. Ya kesinlikle, çünkü bu kadar çok uluslararası yapımı şehrinde ağırlayan bir festivalin başka festivalleri, başka şehirlerde tiyatro oyunları vermek zaten bu anlamda bu etkileşimi, bu iletişimi, bu diyaloğu artırması bakımından çok kıymetli. Evet, evet, ona uğraşıyorum açıkçası. Yani gizli gizli bakıyorum programa ve diyorum ki mutlaka gelecek yıl başka festivallerde bizim de bu yıl yarattığımız oyunların kimileriyle bazılarıyla yer almalıyız. Almak zorundayız. Bu sene alamıyorsak gelecek sene bir daha almak için yapmalıyız. Yani çünkü hem çok iyi aktörlerimiz var hem çok iyi yönetmenlerimiz var. Ancak bunları bir araya gelip bir kıvılcım yaratamıyoruz. Yani daha böyle kendi başımıza gidip Almanya'da şurada burada küçük topluluklar halinde küçük şeyler oynuyoruz ve açıkçası kaynıyoruz. Bir Türk tiyatrosu olarak ortaya çıkamıyoruz. Ama işte festivaller tam da bu işe yarayacaklar. Yani bu tür yeni görselli yeni oyunlar çıkartacaklar ki dünyada bizi temsil edebilsin, İstanbul'u geliştirsin. Tabii İstanbul'u geliştirirken bir kelime de şurada açmak istiyorum. Yani buna İstanbul'u seven ya da ülkeyi tanıtmak isteyen sponsorların artması lazım. Yani büyük şirketlerin olsun, var elbette. Şu sırada epey bir sponsorumuz var. Ama yetmiyor. Yani çok az o sponsorlar. Ve belediyenin katkıları var, devletin katkısı var, Kültür Bakanlığı'nın katkısı var. Ama o kadar az, birer kırıntı gibi. Madem İstanbul'u, Türkiye'yi tanıtmak istiyoruz, daha iyi bir konu yok yani. Burada yapacağımız üç oyunun dünyayı dolaşması kadar Türkiye'yi savunabilecek, taraftar kılacak, Türkiye'ye taraftar doğurabilecek başka bir sistem yok. En güzel şey sanat gene de. İstediğimiz kadar dışlamaya çalışalım ama bu böyle. Ya en barışçılı, en etkilisi ve en çok insan işleyine danırım zaten sanat ile temsil edilmek, ki bu en önemli nokta. Bir de son olarak Işıl Bey, programın sonuna gelirken bir parantez aslında Molière ve Pasolini'yi açmak istiyorum. Çünkü özellikle Molière bütün bir dünya tiyatro tarihini değiştirebilecek kadar önemli bir isim. Evet. Bunun 400. yılı hem Fransa'da, Türkiye'de de birçok kurum tarafından, akademi tarafından hem kendisine onurlandırıldı hem de bu vesileyle kendisi ve tiyatro anlayışlarına konuşmalar yapıldı. Yani Molière bugün için evet çok klasik bir isim, çok gerilerde kaldı. Evet, 400 yıl geriden geliyor ama etkisi, söyledikleri ve yaptıkları hala konuşulan çok kıymetli bir isim. Son olarak Molière ve Pasolini isimleri üzerine, bunların tiyatro üzerine etkileri üzerine ne söylersiniz? Şimdi Molière'e baktığınız zaman Molière mutlaka bir yandan dünyanın en önemli aktörü ya da yazarı, tiyatrocusu kısaca desek de, bir yandan da destek sayesinde ayakta durdular. Tabii. Yani bir krallar olmasaydı, büyük bir aristokrasi Molière'e yardım etmeseydi Molière olmazdı. Ama Molière'in becerisi bütün bu yardımlara rağmen, yardımlarla birlikte de olsa müthiş bir muhalif olmasından kaynaklanıyor. Yani Molière'i biz güldürü unsuru olarak almanın yanı sıra bir muhalif unsur olarak, bir muhalefet yapan bir tiyatrocu olarak aldığımız zaman önemi ortaya çıkıyor. O yüzden yıllardır her ağzımı açtığımda sanatçı muhalefettir, sanatçı muhaliftir, muhalefet yapmadan sanat olmaz diye yırtınıyorum. Pasolini de kendi döneminin en muhalif aktör, adam gibi adam diyelim peki. Yani insan neyse de bir taraftan da o da tamamen muhalefetle gelişti. O yaşamda insana muhalif edilecek birçok şeye muhalifti. Molière aristokrasiye karşı mücadele etti.
bir taraftan da yardım alsa bile, yani onu unutmamak lazım. Bunlar hep deniyor ki işte Molière şey, ama Leonardo da Vinci'yi de ortaçağ besledi yani şey yaptı. Bu yüzden bir yandan şeyler çok önemli, sponsorlarımız çok önemli, yani destek çok önemli. Bir yandan da o sanatçıların var olabilmesi için o haykırmak istediklerini haykırmalarına müsaade etmek çok önemli. Molière bunlardan bir tanesi, yani Tartüf'le yaptığı eleştiri ya da herhangi bir oyundan Cimri'de dahi insanları alması ve işlemesi bir muhalefettir. Yani Pasolini'de, Molière'de de muhalif oldukları için bugüne kadar kalmışlardır ve kalacaklardır. Ya belki şunu söylemek gerekir ki işte Molière'de de bir daha birçok tiyatrocuda olduğu gibi aslında sponsorlar krallardı, iktidar sahipleriydi. Ancak para oradan gelmesine rağmen bu isimler muhalif olmayı, gerektiğinde iktidarı, parayı veren eli eleştirmeyi dahi kendileri bundan vazgeçmediler. Bunun üzerine ısrarla gittiler. Kendileri de bunun için bugün hala anılıyorlar. Yoksa Saray Tiyatrosu'nda yüzlerce tiyatrocu vardı, yüzlerce oynadı, yüzlerce oyuncu vardı. Ancak hiçbiri neredeyse bugüne gelmedi ki. Molière'i de, Pasolini'yi de, daha birçok oyuncuyu da bugün için... Shakespeare aynı şey. Tabii. Önemli kılan budur aslında. Tabii. Bir de belki bir paragrafta şey açmak gerekir ki, dediğiniz gibi İKSV'nin de, İstanbul Tiyatro Festivali'nin de birçok sponsoru var. Ancak bu sponsorlar bizim hep alıştığımız sponsorlar, aynı isimler, aynı şirketler. Belki başka holdinglerin de, başka Türk firmaların da bu işlere dahil olması, zenginleştirilmesi, belki daha fazla yapımın, daha zengin yapımın, daha çok alınan yapımlarında İstanbul gibi hep bir kültür şehri olarak vurguladığımız bir yerde izleyiciyle buluşması için önemlidir. Bunun da belki altını çizmek gerekir. Elbette, harika söyledin, çok sevindim, ne güzel toparladın. Aynen bu. Gerçekten bu. Yani İstanbul'u biz daha iyi yapmak istiyorsak, Türkiye'yi daha iyi yapmak istiyorsak, yani bu festivale katılmayacaksınız da nereye katkıda bulunacaksınız? Yani bu festival bizi daha iyi hale getirir. Yani bunun lafı cümle yok. Daha iyi oluruz. O yüzden daha fazla katkıda bulunmak gerekiyor. Yani hem kamusal hem bireysel anlamda. İstanbul ancak böyle İstanbul olacak ve bizler de belki biraz daha iyi yaşamayı becereceğiz hep birlikte. Kesinlikle. Yani Bir Şehir Hepimizin programında 300 bölümü geçtik ve bütün amacımız, bütün düşüncemiz de aslında bunu ortaya çıkartmak ve bu düşüncenin altını çizmekti. Bugün bir de için çok teşekkürler Işıl Bey. Hem tiyatro festivaline dair hem de tiyatro festivalinin öne çıkan konularına dair konuşabildik. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim sizlere. Teşekkür ederim. İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanılıp sunulan Şehir Hepimizin programında bugün Işıl Kasapoğlu ile birlikte 26. İstanbul Tiyatro Festivali üzerine konuştuk. Haftaya yeni bir bölümde görüşmek üzere. Çok sevgiler.